Geçen gün kardeşimle telefonda konuşuyordum. Dedim ki oynayacak bir şeyler yok oğlum bu aralar, ne oynayacağız? O da dedi ki Lego Star Wars çıkıyor, sen bu oyuna bakmayacak mıydın? Ben dedim ki bakacağım ama hiç sarmayacak gibi oğlum, sonuçta bebe oyunu. O da dedi ki yakışıksız bir oyuna bebe oyunu dememelisin. Ya dedim oğlum aşağılamak için söylemiyorum bunu. Bebeler bizim canımız ciğerimizdir. Bebeleri kim sevmez ki ya, bebe çok tatlıdır. Ama bu oyun bana bebe oyunu gibi geliyor kardeşim. Önyargılı olma dedi, bir bak. Dedim senin ahlaki duruşunu yerim ben. Nasıl kardeş olabiliyoruz lan biz? Ben niye bu kadar ahlaksızlığa 3 kala gibi bir ruh halindeyim? Sen niye böyle ahlaklısın? Sen dedi bir YouTuber'sın. Her YouTuber özünde ahlaksızlığa 3 kala gibi olmalıdır. Dedim cık cık. Mesleğimiz üzerinden bizi tanımlama. Haksız itham. Ama oynayacağım. Bu bebe oyunu gibi düşündüğüm oyunu oynayacağım. Bölüm 1. Lego oyunu varmış. Şimdi size Lego oyunlarıyla aramı özetleyeyim. Yok. Bir aram yok Lego oyunlarıyla. Lego oyunlarından kastım şu lisanslı Lego oyunlarından bahsediyorum. Lego Star Wars gibi, Lego Batman gibi bir sürü oyun var ya. İşte benim bu oyunların hiçbiriyle aram yok. Oynadığım ilk Lego oyunu 2005'te çıkan Lego Star Wars'tı ki o dönem çok ses getirmişti. Çünkü bu oyunlar aynı zamanda film oyunlarıydı. Ve film oyunlarının berbat uyarlamalarının yapıldığı bir dönemde belli bir kalite getirmişti ortama bu oyun. O dönem fena değilmiş ya diyerek filmdeki sahnelerin hatırını oynamıştım. Ara sahneleri çok eğlenceliydi. Çünkü mevcut filmlerle inceden dalga geçiyordu. Zaten insanlar tarafından bundan da çokça sevildi. Hemen ardından önceki Star Wars filmlerini kapsayan bir Lego oyunu da yapıldı. Sonra bunların ikisini birleştiren başka bir paket çıktı falan ve hepsi de iyi sattı. Sonra bu işi planlayanlar dedi ki neden sadece Star Wars ile sınırlı kalıyoruz? Başka markalara da yürüyelim. Lego Indiana Jones çıktı, Lego Jurassic Park çıktı, Lego Batman çıktı, Lego Marvel Super Heroes çıktı, Lego Lord of the Rings çıktı, Lego Hobbit çıktı, Lego Harry Potter çıktı. Hatta arada Lego Rock Band bile çıkmış. Bunun alan hiç hatırlamıyorum ben bunu. Lego Rock Band ne alaka ya? Kısadan ise 2005 yılından bu yana 27 adet lisanslı Lego oyunu piyasaya geldi ve ben bunların hiçbirisi oynamadım. Ben 2005 yılında çıkan ilk Lego oyunundan sonra doymuş hissetmiştim zaten, yani diğerleri de birbirine benziyor gibiydi. Ama bunca yıl sonra bak bu Lego Star Wars Skywalker'ı görünce bir heyecan bastı bana. Videolarına bakıyorum böyle, diyorum ki ulan bu güzel gözüküyor ya. En başta niye böyle heyecanlandığımı anlamadım ha. Teknik olarak bunun da diğer Lego oyunları gibi ilgimi çekmemesi gerekiyordu. Acaba Star Wars oyunlarına olan açlığım mı beni bu oyuna etmişti, yoksa başka bir durum mu vardı ortada? Kısa bir araştırmanın ardından bu oyuna neden yükseldiğimi anlayabildim. Çünkü bu Lego oyunu önceki Legolara göre farklılıklar barındıran bir iş olacaktı. Öyle edilmişti. İlk konu mesela oyunun kamera açısı abi. Aksiyon tarafında bildiğin TPS oyununa dönmüştü. Omuzdan nişan aldığım bir iş vardı ortada. Siper sistemi gelmişti, combo üzerine gitmek falan vardı. Yani bunlar gerçekten Lego oyunu için köklü değişiklikler demek. Zaten bu tarz köklü değişiklikleri yapmak için 3 yıldır oyun çıkartmamış yapımcı firma. Şuna bakar mısın abi? Her sene 1 ya da 2 tane oyun basan firma 2019'dan sonra 3 yıl beklemiş. Çünkü full konsantre bu oyunu geliştirmeye çalışıyorlarmış. Bu yüzden de bu oyunla ilgili beklentiler yoğunmuş. Yani ben bunları sonra dönüyorum ama Lego camiası, Star Wars camiası yasta bu oyunu ayrı bir bekliyormuş. Bu arada merak ettiğim ekstra bir konu da var. Bu Lego oyunlarını safi seven var mı? Şu açıdan soruyorum, hani listedeki oyunların birçoğu başka markaların oyunlaştırılmış hali ya. Şunu diyen var aranızda mesela. Abi ben Indiana Jones hiç sevmem ama Lego oyunlarına o kadar bayılıyorum ki onu bile oynadım. Yoksa Lego oyunu oynayanlar tüm oyunları değil de sadece sevdikleri markaların oyunlarını mı oynuyorlar? Merak ettiğim için soruyorum. Velhasıl abi teknik olarak bu oyunun bende yarattığı heyecanın nedenini en sonunda anlayabildim. Bu kez farklı, bu kez değişik, bu kez ilginç bir şey gelebilirdi. Önceki oyunlara dönüp tek bir kere bile bakmayan ben belki çok seveceğim yeni bir oyun bulacaktım. Bölüm 2. Oynayalım. Videomuzun bu noktasında sponsorumuz Türknet'e de bir parantez açalım. Aslında sadece Türknet'e değil, Türkiye'deki internet kullanımına parantez açmak lazım. Çünkü geçtiğimiz günlerde BTK internet hızları ile ilgili bir istatistik paylaştı. Bu istatistiğe göre ülkemizdeki kullanıcıların %74.1'i 35 megabit altı internet kullanıyor. Tüm işimizi, eğlencemizi, keyfimizi internet üzerine hallettiğimiz bir dünyada 35 megabit ve altı çok yetersiz. Yüksek hızlı internet hala daha böyle lüks bir ihtiyaç gibi geliyor bazı insanlar ama değil abi, gereklilik yani. Türknet'in bu konuda farkını ortaya koyduğu yer, kullanıcılarına düşük internet hızlı tarifeler sunmak yerine altyapılarının desteklediği en yüksek hızı vermeleri. Şu hıza şu fiyat olur, bu hıza bu fiyat olur demek yerine abi tek bir fiyata alabileceğiniz en yüksek hızı veriyor. Mevcut altyapınız hangi hızı destekliyorsa Türknet direkt olarak o hızı kullanıcılarına sunuyor. Bu yüzden de Türknet kullanıcılarının %91'i 35 megabit ve üstü internet hızına erişebiliyor. Eğer Türknet'in kendi altyapısının olduğu bir yerdeyseniz zaten çok şanslısınız demektir. Çünkü o zaman 1000 megabite kadar upload veya download hızı alabiliyorsunuz. Yani 1000 megabit ne demek ya? Üstelik yine aynı fiyata. Halihazırda başka operatör kullanıyorsanız geçiş kolaylığı da sağlıyorlar. Netflix, Steam gibi platformların istatistiklerine göre de Türknet hızını kanıtlamış vaziyette. Bu bilgilerin ışığında böyle oturduğunuz yerde Türknet'in size sunduğu hızı görmek istiyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayıp direkt bakabilirsiniz. Ayrıca Türknet tarafı sağ olsun bu videoya özel abonelerinizin ilk ayını da ücretsiz yapıyor. Yine bu konuyla ilgili detaylar açıklama kısmında. Biz devam ediyoruz.
Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Bölüm 2. Oynayalım. Dakika 1 gol 1 menü ekranına bayıldım ya. Tüm karakterlerin yan yana durduğu, hepsinin bir şeyler yaptığı, böyle bakmaya doyum olmayan bir ekran yapmışlar ki bak menü diyorum buraya. Oyun oynamak için New Game dediğimde gördüğüm şey ise 9 ayrı filmin ekranı oldu. Biliyorsunuz Star Wars evreninden 9 ayrı film çıktı. Her biri de kendi içerisinde bir üçleme aslında. Oyunda da abi üçlemeleri ayırmışlar kendi içlerinde. Siz oyuncu olarak istediğiniz üçlemenin ilk filminden başlayabiliyorsunuz oynamaya. Öyle net bir sıralama yok. O zaman bu zorluk da yok demek olmuyor mu? Ben istediğim filmden oynamaya başlayabileceksem oyunun zorluğunu ayarlayamazsın ki sen yapımcı olarak. Atıyorum ben birinci filmden başlarım, başkası yedinci filmden başlar. İkisinin de zorluğu aynı olmalı ki hani mantıklı olsun. İkisinden de başlama şansım var. O zaman bu oyun bebe oyunu oluyor. Ön yargı yok. Devam. Şimdi ilk oynayacağım filmi seçmem lazım. Ya Episode 4 ya Episode 1 ya da Episode 7'den başlayacağım. Ben de yerinin çok ayrı olması sebebiyle ilk olarak Phantom Menace yani Star Wars Episode 1'i oynayacağım. Star Wars filmler arasında en tırışka film olarak gösterilir Phantom Menace ama onu seçmemin bir sebebi var. Çünkü yeri bende ayrı. Benim izlediğim ilk Star Wars filmiydi bu. 2000'li yılları başındayız abi. Ben de ergenliğe girecek yaştayım. Star Wars falan duymuşum. Darth Vader nedir biliyorum figür olarak ama hani konsepte çok hakim değilim. Bizim CDG abiye girdim işte film bakayım ne varmış ne yokmuş diye. Bir de ne göreyim abi Star Wars var. Aa dedim o meşhur Star Wars gelmiş. Ben tabii konsepti tam bilmiyorum dedim ya. Zannediyorum ki tüm Star Wars filmleri falan çok iyi. Orijinal üçlemeyi hiç bilmiyorum nedir ne değildir. Filmin kapağına bakıyorum böyle arka kapağını çevirdim. Arka kapağında bir çocuk var. Bu çocuk Darth Vader gölgesiyle yürüyor. Dedim herhalde bu çocuğun Darth Vader olma hikayesini anlatıyorlar. Gittim aldım izledim filmi. Film bitti. Lan ne Darth Vader var ne bir hikaye gelişimi var. Şu malak tipe bakıp durduk devamlı. Bir tek ışın kılıcı savaşları güzeldi. Onun dışında hiçbir halt anlamadım. Sonradan öğrendim mevzuyu. Bu filmde olacak bir olay değilmiş o falan ama tabi baya patates olmuştum filmi izlerken. Ama nihayet ne ilk izlediğim film bu muydu? Buydu. O yüzden bu oyuna da seninle başlayacağım. Grafikleri gerçekten güzel yapmışlar bu arada. Bir Lego oyun için fazla iyi ortam karakter çevre detayları var. Işın kılıcı kullanmak da keyifli. Farklı hareketlerle komba yapmaya izin veriyor. Tek şikayetim şu anda ekran çok kalabalık ya. Baby TV gibi her yerden bir şey fışkırıyor. Sağda bir şey var, solda bir şey var. Zaten minik minik Lego topluyorsun devamlı böyle. Bir ferahlatın kardeşim şu ekranı. Bu ne kalabalık ya? Hoşuma giden ekstra bir şey şu özel savaşlara ciddi özen göstermişler. Şaşırttı beni. Boss savaşı kafasında yapmışlar buraları. Ve öyle 2 saniyede biten sahneler de değil burası ha. Düşmanla kapışıyorsun, o bir yere kaçıyor. Ardından sen kovalıyorsun, tekrar kapışıyorsun. Uzun bir sekans olmuş ve keyifli. Keyfin sebebi zorluk değil. Onu tekrar söyleyeyim. Atmosfer keyifli kılıyor. Filmdekinin aynısı işte yani. Ben hayatımda bu kadar öz materyaline bağlı bir oyun oynamadım galiba. Cidden baştan sona filmdeki tüm sahneleri birebir oynattılar bana. Tabi bu her zaman güzel bir şey değil. Böyle saçma sapan yerlerde oynamak zorunda kaldım. Burayı keşke kesip atsalarmış ya. Ama bir saate yakın sürenin ardından ilk Star Wars filmini geride bırakıyorum. Şimdi ilk izlenimimi paylaşayım. Şunu açık söyleyeyim. Bazı anlarda oyun beni beklediğimden çok daha fazla eğlendirdi. Özellikle şu boss savaşı olayına bu kadar kafa yoracaklarını düşünmemiştim. Helal diyorum. Bir başka güzellik oyun ciddi anlamda açık alana sahip. Bir Star Wars severseniz abi bu müthiş güzel bir şey bu. Çünkü filmlerde gördüğünüz yerlerde gezebiliyorsunuz. Birileriyle konuşabiliyorsunuz. Yan işler yapabiliyorsunuz. Sadece böyle ana hikayeden gitmek üzerine kurulu değilsiniz oyunda. Misal bu alanda oyun beni serbest bıraktı. Ben de baya baya eşya toplama olayına giriştim. Hani oyunda böyle mavi legolar var parlayan. Karakterimizi geliştirmemizi sağlıyorlar. Onları toplamak için sağa sola atlıyorum böyle. Minik minik bulmaca platformları aşıyorum. Bu da keyifli geldi bana en başta. Tekrar oynanabilirlik de yüksek. Onu da hissettiriyor oyun sana. Bazı yerleri açmak için farklı karakterlere ihtiyaç duyuyorsun. Onun için de bölümü bitirip tekrar dönmen lazım. Bunlar hep pozitif şeyler değil mi? Ne güzel. Ancak burada benim için şöyle bir sıkıntı var yine. Ben bu eşyaları niye toplayayım? Böyle bir soru sorsam verilecek cevap şu olur. Tabii ki az önce söylediğim gibi karakterini geliştirmek için toplayacaksın. Harika. Peki karakterimi niye geliştireyim? Karakterimi geliştirince yeni kombolar mı açıyorum? Yo. Özel güç mü geliyor? Yo. Canım artıyor. Hızlı koşma kazanıyorum falan. Oynanışını pek değiştirmeyen geliştirmeler var. Peki benim bu geliştirmelere ihtiyacım var mı? Hayır yok. Çünkü oyun çok kolay. Yani oyunda bir zorluk yok. Oyunda ölmek diye bir şey yok. Oyunda ölüyorsun tekrar doğduğun yerden başlıyorsun. 3-5 altın kaybediyorsun o kadar. E kardeşim gelişmek bana bir şey katmıyorsa ben niye bunları toplamakla uğraşayım ki yani? Hayır çözülen bulmaca da çok zevkli falan değil, yaratıcı da değil. Standart bulmacalar işte 5 yaşta oynasın diye eğlensin diye koyulmuş şeyler. Oyundaki toplanacak nesneleri toplamakla uğraşmamın bir sebebi olur. O da canımın istemesi. Bazı oyuncularda vardır o ben her şeyi toplayacağım, yapacağım, göreceğim kafasındadırlar ve yaparlar. Onlar için bu keyiflidir. Ama bende öyle bir dürtü yok. Ben ucunda bir ödül olmazsa bunlar üzerine koşmam yani. O yüzden ilk bölümde bir sürü zaman ayırdım o eşya toplama olayını yarıda bırakmaya karar verdim. Çünkü sıkılırım kendim biliyorum yani. Bunları kovalayacağım, heder olacağım diye sonradan sıkıntı gelir bana. Ben bu oyunu sıkılmadan bitirmek istiyorum. Bölüm 3. Saatler sonra. İlk filmi bitirdikten sonra orijinal üçlemeye geri döndüm. Sırasıyla 4-5-6'yı oynadım. Açıkçası o dönemki filmlerin tatlılığından mıdır nedir ama 4-5-6 1'e göre çok daha fazla hoşuma gitti. Tabii ışın kılıcını çok aktif kullanmadığımı söyleyeyim. O bir handikap. Çünkü ben bu oyundan en çok keyfi ışın kılıcı kullandığım anlarda aldım.
Burada bol bol ateşli silahlar devreye girdi. Silahlı aksiyon içinde ortaya koyulan bir siper sistemi var. Nişan alıyorsun, takla atıyorsun, kaçış hareketlerin falan var. Ama bunlara çok başvurmana gerek yok. Genellikle abi nişanını al, sık geç. Daha önce de söyledim çünkü zorluk derecesi yok. Beklemiyorsun bu oyundan bir zorluk. Sonuçta küçük yaştaki güzel kardeşlerimiz de oynasına yapılmış oyunlar. Yani bebe oyunları. Yine de önceki Legolara nazaran buradaki aksiyonun çok daha iyi olduğu net. Şunu da es geçmeyeyim, oyunda bir hayli fazla uzay savaşı da dönüyor. Hatta uzay geminizde keşif yapmanıza da olanak tanınıyor. Bu açılardan beklemediğim kadar geniş bir yapı var burada. Öyle gidip tüm galaksiyi uça uça gezemiyorsun da parça parça haritalar arasında gezinme imkanı veriyor işte o. Bu uzay gemi savaşlarında da gene atmosfer keyifli ama oynanış derinliği sıfıra yakın. Nişan al, vur, roket geldi, kaç seviyesinde bir oynanış var. İlk sefer böyle uzayda aksiyona girdiğimde kalbim bir pıtır pıtır etti, heyecan geldi, zevk yükseldi. Ama bu ilk uzay aksiyonundan sonra diğer tüm aksiyonlarında hemen hemen benzer olduğunu görünce nabız da heyecanı standarda düştü. Bu tarz oyunlarla benim bağlantım şuymuş abi, atmosfer. Başka bir şey değil yani. Oynanış olarak derinlik yok dedik ya, öyle Call of Duty gibi heyecanlandıran sinematik sahneler de yok. Arada derede denenen farklı oynanış sekansları var. Ama bunlar da o kadar basit şeyler ki yani, ne kafa yoruyorsun, ne el göz koordinasyonunu zorluyorsun. Her şey çok basit olunca oyun bir anda yürüme simülasyonu oyunlarına dönüyor. Bir yerlere gittin, giderken de atmosfere baktığın, hikayeyi deneyimlediğin işler gibi. Ara sahne konusunda iyi bu arada, hikaye demişken onu söyleyeyim. Seslendirmeler de iyi, anlatım da iyi, keyifli, eğlenceli. Benim oyuna karşı ilgimi arttırdı. Ama yani işte ara sahne ve atmosfer altında oynuyorsun oyunu, başka bir şey değil. Ha belki şu bir oynama motivasyonunuzu arttırabilir. Oyunda bir co-op sistem de var. İki kişi koltukta böyle yan yana oynayabiliyorsun. İstersen online de oynayabiliyorsun. Bu co-op'u ben denemedim çünkü o taraflarda bezim yok ama deneyenler keyifli olduğunu söylüyorlar. Co-op'la ilgili tek problematik taraf şu, oyunda boss savaşları fazla, yani filmlerdeki dövüş sahnelerini düşün işte, onlar hepsi boss savaşı gibi konumlandırılmış. Ve boss savaşlarında co-op'taki ikinci oyuncu biraz dışarıda kalıyor. Mesela o meşhur Obi-Wan vs. Anakin savaşında ikinci oyuncu böyle droid olarak savaşı izliyor. Bir oyuncu aşağıda epik kapışmaya girerken diğeri alakasız yukarıda bakıyor böyle, kolay gelsin diyor. Önceki Star Wars oyunlarında bu sahneyi direkt co-op olarak oynadığında bir oyuncu Anakin, diğer oyuncu Obi-Wan olup birbiriyle kapışıyordu. Burada ise çok daha saçma bir iş yapmışlar, neden bilmiyorum. Ama yine de çocuğunuzla falan oynayacak böyle bir şey arıyorsanız abi işte muazzam bence yani, bakılır. Bölüm 4. Sonuç. Bu deneyim benim açımdan iki şekilde sonuçlandı. İlk olarak bu oyunlar benim tanımıma göre hala da bebe oyunları. İkinci olarak bebe oyunları demek kötü bir şey demek değil lan. Bebe oyunları da güzel olabilirmiş yani, onu görmüş oldum. Oynadığım en hoş bebe oyunu buydu ki çok bebe oyunu oynamıyorum yani. Bu o yüzden çok iyiydi. Yer yer keyif de verdi. Sadece keyif verdi kısımlar abi. Kendi ortaya koyduğu dinamiklerden çok Star Wars ile alakalı şeylerdi. Bu oyunu baştan aşağıya aynı yapsınlar böyle. Işın kılıcı yerine atıyorum işte normal kılıç koyup bunu Star Wars dünyasından alıp böyle kendi kurguladıkları bir dünyaya yerleştirsinler. 15 dakika oynayamazdım. Şundan dolayı bunu söylüyorum. Star Wars'un suyu hürmetine oynadık oyunu yani. Tabii ki şu konuda oyunu eleştirmiyorum. Oynanış olarak niye bu kadar basitsiniz falan demiyorum. Bu bir eleştiri değil. Bu tamamen benim niye sevemediğimi, niye sevdiğimi özetleyen bir video. Yoksa bu oyunun oynanışının basit olmasını anlıyorum oğlum. Çünkü her yaştan insana yapılıyor. Bu salak değilim yani. Bu yüzden de oynanışını belli oranda basit tutması gerekiyor. Bunu anlayabilecek kapasitede oyum herhalde galiba. Şüpheli. Ama bu basitlik benim gibi bir oyuncu bir yerden sonra sıktı. Ama şunu da itiraf edeyim. Bundan önce çıkan 26 Lego oyununa ilgi duymamış bir insan olarak bundan sonra bu format hatta başka bir Lego oyunu gelirse ona bir bakarım. Bak o açıdan oyun bana kancayı attı. Misal Yüzüklerin Efendisi oyunu gelse abi, hazır Amazon dizisi de çıkıyor. Tekrar piyasalarda Lord of the Rings konuşulacak. Bak onu da oynarım. Yeterince oyununu göremediğimiz her türlü eserin Legosuna ben varım. Çünkü filmlerine, kitaplarına artık yani öz materyaline ciddi anlamda sadık kalarak yapılan tek oyun serisi olabilir bu Legolar. Hakikaten söylüyorum, ben bu filmdeki sahneleri bu kadar birebir oynatacaklarına inanmamıştım. Düşünmemiştim yani. En ben film oyunuyum diyen oyunlar bile bu olayı es geçebiliyor. Burada ise yok abi. Net film sahnesi oynuyorsun. Bu da ekstra hoşuma gitti. Oyunun süresi de bence yapısına göre gayet iyi. Her filmi oynamak aşağı yukarı 1 saat civarı sürüyor. O açıdan böyle 9 film 9 saat civarı bir deneyim gibi hesaplayabilirsiniz. Yani keşfetmek isterseniz 20 saatte çıkar bu arada. Çünkü açık alan sayısı fazla. Fiyatı falan ortada tabii. Bunu bu fiyatla kimseye tavsiye edecek durumda değilim de ailecek oynayacak bir şey alıyorsan, hani Enis Beyciğim çocuğum 5 yaşında Brawl Stars dışında bir şey oynamıyor, ne oynasın diyorsan, aha işte Lego oynasın abi. Yürüsün buradan çocuk yani, gider. Bebe oyunu Rus. Lego'ya bebe oyunu derken takılıyorum ya. Triggerlanıp beni linç eden bir Lego tayfası oradan çıkmasın sonra yani. Hani yoksa bu bebe oyunu değil canım, ben de biliyorum yani. Bunlar velet oyunu. Yok yok. Hayır hayır, bebe oyunu. Velet oyunu daha hakaret. Neyse, bu konuyu kapatıyorum. Görüşürüz.